bir hikaye, bir kitap tarzı bir şey sanıyorum kaleme aldın. Bir süre önce bir böyle korku fantastik hikayeler içeren bir kitap çıkartmıştım. Osmanlı Cadısı Tırnova diye. Şimdi uzun zamandır onun hikayesini, Osmanlı Cadısı'nı senaryolaştırıyoruz. Osmanlıca. Yok, Osmanlı Cadısı. Ha, Osmanlı Cadısı, pardon, ben bayağı yanlış anladım. Ama çok çok uzun bir zaman geçti. Yani bununla herhalde 4-5 senedir ben uğraşıyorum. Bu ve bir gün zamanı gelecek, bunun bir filmi olacak. Filmi olacak. İnşallah. Peki yani. Bu şey mi? Böyle bir orta çağ Avrupa'sının sürek avı vardır ya, cadı avı. O tarz bir şey mi acaba? 1400'lerde başlıyor. Ta günümüze kadar geliyor. Şöyle küçük bir çizik atacağım ki kolay açılsın. Çünkü şeyde Anadolu kültüründe çok var aslında böyle Anadolu hikayeleri, korku hikayeleri, cadılar, vampirler. Ve vampirler bizde var mı? Aslında kökü bizden çıkıyor. Ciddi misin? Evet. Ha bak, bu değişik bir hikaye. Bunu dinlemek istiyorum şu anda. Evet, yani vampir denmiyor tabii o zaman ama obur denen mesela cadılar var. Obur dediğimiz. Obur ve işte aslında vampirlerin, işte batıdaki vampir kültürünün ilk çıkışının Anadolu'da işte bu oburlara paralel kuruyorlar. Hatta iyice araştırdığın zaman vampirin isim kökeninin Anadolu'daki karşılıkları var. Aa, çok enteresan. Ya bu bana yani hani olur olmaz çok güzel bir hobi de oldu bana. Hem yazıyorum hem o hikayeleri çoğaltıyorum. Belki konsantre olabileceğim bir zaman olursa ileride bunun filmini de yapmak istiyorum. Harika. Bu arada hemen söyleyelim. Patlıcan, domates ve kapya biberleri közlenmek üzere fırına aldık. Normalde ateşli bir ocakta da közleyebiliyoruz ama biz burada elektrikli bir ocak kullandığımız için fırında közlememiz gerekecek. Onu fırınlıyoruz. Hızlı bir şekilde soğanlarımı ince brunoise dediğimiz, yani fine brunoise Fransızcası ama biz hani halk ağzıyla sıçan dişi dediğimiz bir şekilde doğradık. Şimdi tencereye biraz yağ alacağım. Bir miktar şöyle. Bu patlıcanları ne kadar közlüyorsun? Ben bunu bir kere tutturabildim sonra... Koyduğun patlıcan sayısı tabii ki önemi vardır herhalde. Tabii ki önemi vardır. Bu bir de yani yine şeye geliyor. Kullandığın ekipmanın performansına yine dokunuyorsun aslında. Yani bu fırında bir 10 dakika bize yeterli olacaktır. Bir de o patlıcanlara delik açma muhabbetini zaten biliyorsun. Çünkü patlıcan içinde çok fazla su itfa eden bir ürün. Isındıkça su genleşiyor ve bu sefer genleşip havanın bir yerden çıkması lazım. Genleşen hava, buhar dışarı çıkamadığı için patlıcana delik açmazsan patlıyor. Patlıyor. Patlamasına sebep oluyor. Bu yüzden aslında biz delik açıyoruz patlıcanımıza. Bizim bahçede patlıcan yetişiyor. Ben çok seviyorum. Nerede? Yani biz Karadeniz, İstanbul'un Karadeniz kıyılarında oturuyoruz. Aa, çok güzel ya. Patlıcan yapıyoruz o yüzden. Ya ben çok seviyorum. Eşim çok sevmiyor aslında da. Ben biraz zorluyorum yapmayı. Patlıcanı ben de çok seviyorum. Patlıcan müthiş bir lezzet ya. Yani mezesinden ana yemeğinde kullanımına kadar, yani tatlı yapsam tatlı bile kullanabilirim patlıcanı. Çok faydalı değil mi bir de yani? Müthiş bir ürün. Eti en son yapıyoruz değil mi? Eti en son atacağız. Hatta bununla beraber de kavurabiliriz. Bir daha şu anda sadece soğanları öldürmek istiyorum aslında. Şey, sen daha iyi bilirsin de ben onu okuduğumda inanamamıştım. Mesela havyar. Bir dönem en iyi havyar Osmanlı'da Marmara, hatta Karaköy civarında yetiştiriliyormuş diye bir şey okudum. Hala da o nesilden kalma minik bir dükkan var diyorlar. Hiç bilmiyorum Karaköy'de. Biliyor musun? Şu an beni çok güzel aydınlattın, ben bunu araştırıyorum. O zaman inşallah atmıyorum. Umarım. Ya da ben bunu bilmiyorsam ben rezil olmam inşallah. İkimizden biri fena patlayacak şu an. Bunu bir tekrar düşünelim. İkimizden biri şu anda çok fena patlayabilir. Evet.